Derviş halavetli olacak, arzu ve istekli olacak. Arzu ve istekli olabilmesi için bir adamın, bir insanın, bir dervişin önce maksat ve muradını bilmesi lazım. Ne diyoruz? Maksadımız, muradımız illa rızan ve nur-u cemalini görmek isteriz. Ya Hazreti Allah, aşkını gönlümüzden, zikrimizden kesme. Ya Hazreti Allah, şefaat senden ya Resulallah. Yani bir maksadın olacak. Maksat ne? Buraya gelen her kişinin gayesi ne olacak? Ruhunu Allah'a kavuşturmak, manevi miracını gerçekleştirmek, efendim, seyri sülüğünü itmam etmek, fenafillah ve bekabillahı tatmak ve ondan sonra nasibi varsa irşat postuna oturmak veya nefsine halife olmak. Neyse, efendim, bir amaç, bir gayesi olacak. Bu amaç ve gaye onu halavetli ve istekli yapacak. Yani bu böyle bir isteği olacak yani. Ne yapacak? İşte emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, merdiye, safiye. Ben bu makamlardan geçeceğim. Ve efendim işin en nihayetine ulaşacağım diye içinde bir halavet, bir istek, bir gayret oluşacak. Evet. Say ve gayret ile çıktık bu kaşa. Bu hali görenlerin hep aklı şaşa. Layık mıydım Mevlam ben de bu işe? Rüştüyü ummana daldırdı Allah diyor. Evet. Demek say ve gayret lazımdır dervişe, say ile gayret yetişmek istersen kervana dedi diyor. Evet, bir halavet olacak, bir istek, bir gayret, bir azim olacak ve bu azim efendim ne zaman fayda verecek? Bu kapıya tazim edersen, bu kapıyı tasdik edersen, buraya hürmet edersen sende halavet oluşacak, halavet oluşacak. Ondan sonra efendim ne diyor? Zuhurata kapı açmak. Zuhurata kapı açmak da dervişliğin şiarıdır. Yani efendim alırken alanı gözet, satarken satanı gözet. Her işinde hakkı gözet, al Allah'tan ver Allah'a diyor. Yani la faile illallah. Yani Allah'tan başka fiil sahibi yoktur. Birisi dedi ki kardeşim hadi gel seninle şu dergaha gidelim. Orada da fol yok, yumurta yok. Sen ne yapacaksın dervişin? Sen zuhurata kapı açacaksın. Efendim onun sözünü dinleyip o hayır, hayıra sevk edildiğin işe efendim gidip efendim yapışacaksın. Zuhurata kapı açmak demek bu. Efendim. Bak mesela biz yani buradan gelirken ben ilk duygum ne oldu? Yani sohbet bozulmasın. Yumna abi böyle gelsin, buraya otursun oldu. Tam gelince bir zuhurat oldu. Şöyle bir kalktık hep beraber, değil mi? Zuhurata kapı açtık. Buyur efendim dedik. Bak o da bundan hoşnut oldu ve efendim bunun bir edep hareketi, bir dergahlarda bir hürmet bereketi olduğuyla bizim sohbetimize bir bereket katmış oldu. Bak zuhurata kapı açtık. O anda öyle bir zuhur oldu mesela. Dolayısıyla tabii bu zuhurata kapı açmak, yani bunun ilhamın nereden geldiğini bilerek rahmani midir, efendim meleki midir, nefsani midir, şeytani midir bunu bilecek derviş. Yani her şeye zuhurata kapı açmak yok yani. Yanlış yerlere doğru kapı açmak yok. Hakka ve hakikate, iyiliğe doğru kapı açmak. Yani zikre, ibadete, hayır ve hasenata, hayır olacak olan o işe doğru kendiniz bir kapı açmaya gayret edeceksiniz. Açarsanız siz kazanırsınız. Açmazsanız efendim ben kazanırım diyor. İbrahim Peki efendime demişler ki efendim siz ziyarete gelelim mi? Gelirseniz siz kazanırsınız. Gelmezseniz ben kazanırım demiş. Niye geldin mi? Efendinin evine geleceksin. Bir çay çıkaracak sana, bir çorba çıkaracak. Biraz seninden ilgilenecek, sana vakit ayıracak. Gelmezsen efendi hani rahat edecek yani. Ama tabii koç kuyruğuyla ağırdır. Yani bir şekilde dervişin çokluğu azlığı efendiye bir zarar vermez ama bunun sözünü hatırlamak için konuşuyoruz. Yani siz zuhurata, hayır işler için zuhurata kapı açarsanız siz karlı çıkarsınız yani. Nihayetinde biz bak ne oluyor burada efendim, her perşembe burada bir kapı açıyoruz. Siz de buna zuhurata kapı açıp buradan içeri giriyorsunuz. Bak buradan beri burada bereketleniyorsunuz. Yani sizin dışınızda, bizim dışımızda efendim İstanbul işte 15 milyonu geçmiş yani. Herkes nerelere kapı açıyor değil mi? Ne hayra veya şerre ne kapılar açılıyor yani. Allah kötü kapılardan, kötü zuhuratlardan, kötü şeylere kapı açmaktan bizleri, ihvanımızı korusun, muhafaza eylesin. Bak bu hayır kapısı açılmış. Her perşembe buraya gidip geliyorsunuz. Şeriatın ilanı ezanı Muhammedi, tarikatın ilanı halakayı zikrullah dedi.
büyüklerimiz. Bak ne güzel, şimdi burada inşallah sohbeti dinleyeceğiz, zikirlerimizi yapacağız. Buradan efendim faydalanmış bir şekilde, temizlenmiş bir şekilde, efendim terfilenmiş bir şekilde. Evet, İbrahim Pek Efendi öyle buyurdu. Pir Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretlerini ziyaret eden efendim rifatlenmiş bir şekilde buradan ayrılır dedi. Siz düşünün, her hafta buraya zikrine gelen, onun dergahına oturan, ona müteveccih, Babül Baki'ye müteveccih olarak Hazreti Pir'in ruhaniyetine teveccüh eden ve onun teveccüh etmiş olduğu sizlerin yani kazancını burada efendim belki resmetsek, şekillendirirsek belki efendim bir enaniyet gelir, şımarıklık olabilir yani. Ama yani çok şanslısınız yani. Böyle bir şans, böyle bir imkan. Efendim Yumna abi bazen anlatıyor da Fatih Efendi, biz geçen hani bu Mevlid Kandili'nde şöyle bir sokağa çıktık, şöyle bir fırtı attık ya bir sağdan soldan. Ya Fatih Efendi diyor, biz buraya 2-3 kişi gelir korkarak Hazretin başında durar. Efendim bazıları da korkar yanımıza gelmezdi. Bir Fatih okur buradan giderdik diyor. Öyle mi Yumna abi? Bak Allah, Cenab-ı Hak tarikatı, tasavvufu ne günlerden ne günlere getirdi elhamdülillah.